Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün ayın yapısı ve özellikleri konusunu anlatmaya çalışacağım. Hazır mıyız? Evet, ayın yapısı ve özellikleri. Ay, dünyanın tek doğal uydusudur bildiğiniz gibi. Büyüklüğü yaklaşık olarak dünyanın dörtte biri kadardır. Geometrik şekli Dünya ve Güneş gibi küreseldir gördüğünüz gibi. Geceleri yıldızlardan gelen ışığı yansıttığı için parlak görünür. Aslında kendi ışığı yoktur. Yani ay ısı ve ışık kaynağı değildir. Bakın ay dünyaya en yakın gök cismidir. Bunu biliyoruz. Dünya ile ay arasındaki uzaklık 384 bin kilometredir yaklaşık olarak. Evet bakın burada dünyanın Ay'a olan uzaklığı yaklaşık 384 bin demiştik. 380 bin diye düzeltebiliriz. Yani yuvarlayabiliriz. Peki Güneş ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 bin kilometre, 150 milyon kilometre pardon. Bu mesafe nedir? Ay'a 197 kez gidip gelme mesafesine eşittir diyoruz. Evet burada sorularımız var. Dünya, Güneş ve Ay arasındaki büyüklük ilişkisi tabii ki şu işaretin büyüktür işaretini olduğunu hepimiz biliyoruz. En büyük Güneş, daha sonra Dünya ve en son Ay diye yazabiliriz. Peki ikinci sorumuz. Evet, ısı ve ışık kaynağıdır fakat diye devam ediyor. Tabii ki Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Fakat bu fakat bölümüne Dünya da gelebilir, Ay da gelebilir. İkisi de ısı ve ışık kaynağı değildir. Ama muhtemelen cevap burada ay olması gerekiyor. Tabii dünyada olur dediğim gibi. Görelim. Evet. Burada ay bir şekle sahiptir. Biliyorsunuz hem ay hem dünya hem güneş küresel bir şekle sahiptir. Dolayısıyla üçüncü sorunun cevabı küresel. Dördüncü soru dünyadan ayı daha detaylı gözlemlemek için. Dünyadan ayı bakın teleskop tabii ki uzak yerleri daha net görebilmek için teleskop diyoruz. Beş. Ay bir yıldız ya da gezegen değildir. O dünyanın uydusudur diyoruz tabii ki. Evet. Şimdi ayın çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Yani yok olarak kabul edebiliriz aslında. Bu nedenle ayın yüzeyinde gök cisimlerinin, meteorların bir başka ifadeyle çarpma sonucu oluşan birçok derin çukur bulunur. Bu çukurlara krater adı verilir. Bakın şu çukurlar belli ve bariz krater deniyor bunlara. Ay günü boyunca yüzey sıcaklığı, yani gündüz demek istiyoruz, 107 derece. Ay gecesi boyunca yüzey sıcaklığı eksi 153 derece civarındadır. Atmosferin çok ince olmasından dolayı ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır diyoruz. Evet bakın, 1969 yılında Neil Armstrong aya ayak bastı. Aya ayak basan ilk insan oldu. Ve hala şu anda ayın yüzeyinde onun ayak izleri duruyor. Neden? Çünkü demin söylemiştik ayda atmosfer yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla herhangi bir meteorolojik olay olmaz. Yani rüzgar, yağmur gibi olaylar olmaz. Dolayısıyla o ayak izleri hala günümüzde duruyor. Evet ayda su araştırılmaktadır. Henüz bulunamamıştır. Soğuk ve devamlı gölgede kalan kraterlerde buzun var olabileceği tahmin edilmektedir. Evet, ayda canlılar yaşayabilir mi? Tabii ki şu andaki bilgilerimize göre yaşayamaz. Çünkü canlıların yaşayabilmesi için oksijen olması gerekiyor, su olması gerekiyor. Dolayısıyla şu andaki bilgilerimize göre yaşayamaz diyoruz. Evet, bunlardan ilki su ve besin sorunudur. İkincisi de çok yüksek ve düşük sıcaklıklardır. Evet, o da ayrı bir etken. Demin söylemiştik, oksijenin bulunmayışıdır dedik. Peki astronotlar uzayda görev yapmak üzere özel olarak eğitilmiş insanlardır. Astronot kıyafetleri nefes almasını sağlar, dış darbelere karşı korur. Yani basıncı da dengeler aynı zamanda. Vücut sıcaklığını uygun düzeylerde tutar diyoruz. Evet, Dünya hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş etrafında. Bakın buradaki şekle baktığımızda bunu öğrencilerimizle okulda yapıyorduk her sene. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünde. Bakın bütün yönler aynı bakarsanız. Dünyamız
kendi eksen etrafında yine saat yönünde. Aynı zamanda bakın şöyle bir büyük bir halka var diyelim. Bu da nedir? Dünyamızın güneş etrafında döndüğünü gösteriyor. Peki ayın hareketlerine bakalım. Ayın 3 tane hareketi var. Burada her ne kadar 2 gibi görünse de 3 tane hareketi var. Nedir bunlar? Ay kendi eksen etrafında dönüyor. Bakın yine saat yönünün tersine. Dünyamızın etrafında dönüyor. Yine saat yönünde. Burada ok işaretiyle gösterilmemiş ama gördüğünüz gibi. Ve son olarak ayın 3. hareketi. Dünya ile beraber güneş etrafında dönüyor diyebiliriz. Evet, dünyamızın olduğu gibi ayın da hareketleri var. Bir, kendi eksen etrafında dönmesi, iki, dünyanın etrafında dolanması ve üç, dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanması diye sayabiliriz. Evet, uzaya giden ilk araç Sputnik 1 Ruslar göndermişti 1957 yılında. Bu da önemli bir bilgi. Çoğu kaynakta yer almaz ama uzaya giden ilk canlı Laika isimli bir resimde gördüğünüz, fotoğrafta gördüğünüz köpektir. Uzaya giden ilk canlı. Yine uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'dir. Eski adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Rusya tarafından gitmiştir, gönderilmiştir. Ay'a ilk giden ülke Amerika'dır. Ayak basan, giden ve Apollo 11 uzay aracıyla gitmiştir. Astronot 3 kişi aslında da Neil Armstrong isimli astronot Ay'a ayak basmıştır. Evet, Neil Armstrong demiştik. Ay'a ilk ayak basan uzay adamı astronot dedik. Burada sorularımız var, doğru yanlış soruları. Ay ve Güneş hemen hemen aynı büyüklüktedir. Tabii ki yanlış. Güneş Ay'dan çok fazla büyük. Bu arada şunu da söyleyebiliriz. Bakın hatırlarsanız Güneş'in içine yaklaşık 1 milyon tane Dünya sığardı. Dünya'nın içine de yaklaşık 40 tane Ay sığar diyebiliriz. Dolayısıyla Ay ve Güneş hemen hemen aynı büyüklüktedir sorusunun cevabı tabii ki yanlış. Peki neden aynı büyüklükte görülüyor? Bunları söylemiştik daha önce ama bir kez daha hatırlayalım. Güneş bile çok uzak, Ay ise ondan çok daha yakın. Dolayısıyla ikisi de yaklaşık olarak aynı büyüklükteymiş gibi görülüyor. 2. Ay Güneş'in uydusudur. Yanlış. Tabii ki Dünya'mızın uydusudur. Dolayısıyla yanlış diyoruz. 3. Ay yüzeyinde birçok krater bulunur. Tabii ki. Evet. 4. Ayın atmosferi çok incedir. Neredeyse yok gibidir. Tabii ki doğru. 5. Ay Dünya'ya en yakın gök cismidir. Bu da doğrudur diyoruz. Evet, teşekkürler.